Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bu sıralı oyanın yapım aşamasını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bitmişi bu, bu kısım oluyor. Şimdi öncelikle tığ battığımızı yapalım. Tığ battığımızı yaptıktan sonra ilk sıramızda tığ battığının üzerine olacak sıramızda ipimizi tığ battığına tutturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına 2 kez aldım tığın. 1, 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu çıktığım yere girip kapatıyorum. Ve 6 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğnemi tığ battığın içinde tamamlıyorum. 1, 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına iki kez sarıyorum aşağıdan 1 2 tığ batı atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum 5 4 veya 5 zincir çekelim ben 4 zincir çekiyorum sizler 5 de çekebilirsiniz kapattım zincirimi kamerada bir bulanıklık söz konusu mu Şu an daha iyi sanırsam. 4 zincir çektim, kapattım. 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 Pardon, üçüncüyü de söktük sanırım hatta. 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battığının içinde tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, başına 2 sardım. 1 2 kutucuk atladım. 3.'ye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıktım. 1 2 3 4 5 4 çekiyorum ben arkadaşlar söktüm geri birine. 4 zincir çektim. Buradaki çubuğuma kapadım. 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemizi battığının içinde tamamlıyoruz. Alt sıramız böyle gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda yapacağımız işlem bakın bu tepedeki yaptığımız 4 zincirli yuvanın içine girip ipimizi sabitlemek, kullanacağımız rengi, ikinci rengi. Sonrasında 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 iki, sonraki aldım başına bir kez doğalım tekrar aynı yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 iki, sonraki Başına bir kez doğladım tekrar girdim 4 tane trabzanım olunca 3 zincir çekiyorum Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu noktada 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 Yandaki tepenin yuvasına 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 3 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım. Başına bir kez doladım. Girdim. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2 iki aldım. İkinci trabzanı yaptım. Başına doladım. Girdim. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2. Üçüncü trabzanı yaptım. Başına bir kez doladım. Girdim. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2. Dördüncü trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. 5 trabzan olarak 3 zincirimi yuvanın içine girip sık iğneyle kapatarak elde ettim. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi devamında gelen tepenin üstündeki o pimpire tutturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu birinci. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 3 oldu. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 4 oldu trabzanım 3 zincir çektim. 5. trabzanı başına dolamadan yuvanın içine kapatarak elde ediyorum 3 zincirimi. Tekrar 5 zincir. Devamında gelen tepenin yuvasına sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Yine 3. trabzanım dördüncü trabzanım 3 zincir çektim yuvanın içine girip sık iğne ile kapatarak 5. trabzanım yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim devamda gelen yuvaya girdim kapadım 1 2 3 zincir çekip bu birinci trabzanın başına bir kez dolayı yuvaya gir önce bir kez sonra iki sonra iki al başına dolayı yuvaya gir önce bir kez sonra iki sonra iki al 3 4 5. trabzanı üst zincir çektim. Yuvanın içine başına dolamadan sık iğne ile kapatarak elde ettim. Benimkisi örnek mendili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bitirdim. Bu sıramız da böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi son kısma geçelim. Evet arkadaşlar şu aradan ikinci renk altta kullandığım rengi tutturarak başlıyorum. Bakın bu araya 5 zincirli arama ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim yine önce bir kez sonra iki sonra iki aldım başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonraki üç oldu aynı şekilde dördüncü trabzanı yaptım başına bir kez doladım tekrar girdim ve önce bir kez sonra iki sonra iki alarak beşinci trabzanı yaptım 1 2 3 4 zincir çekip döndürüyorum Şuradan ilk baş trabzanıma 4 zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki yuvaya 4 zincirli yuvaya 4 zincirimi girip kapatıyorum. Bu birinci pimpiriyim. 4 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapadım. Bu ikinci. 4 zincir çektim, yuvaya girdim, kapadım bu üçüncü pimpiri 4 zincir çektim yuvaya girdim kapadım bu dördüncü 4 zincir çektim yuvaya girdim kapadım bu beşinci 5 Beş kez 4 zincir çekip kapattık şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum aşağı inmek için bakın bu 3 zincirimi şuraya giriyorum başına dolamadan sık iğne ile kapatıyorum aşağı inmiş oluyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradaki tomurcuğun arkasından ön kısmına değil, arka kısımdan şöyle şu aradaki beyaz kısmı zincirin üzerine girip kapatıyorum arkadan geçiş yapmış oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir kez dolayıp tekrar giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 iki, iki trabzan oldu başına bir kez dola tekrar gir önce bir kez sonra 2 sonra iki 3 oldu başına bir kez doladım girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 4 aynı işlemle önce bir kez sonra iki sonraki alarak 5 trabzanı yaptım 4 zincir çektim oyamı döndürdüm ilk baş trabzana girdim Bakın şu 4 zincirimi şuradan ilk baş trabzana giriyorum sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekip düz yüzünü dönüyorum bu tepeye kapattığım 4 zincirli yere yuva ediniyorum. Bu 4 zincirimi buraya girip başına almadan kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı noktaya girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı noktaya girip kapatıyorum. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktaya girdim kapadım. 4 oldu. 1 2 3 4 zincir aynı noktaya girip kapadım 5 oldu 1 2 3 zincir çektim bu noktada 5 tane pimpirik yaptıktan sonra bu 3 zincirimi bu beyaz zincirim üzerine başına almadan sık iğne ile kapatıp aşağı inmiş oldum şimdi 4 zincir çekiyorum bu tomurcuğun arkasından şuraya şu beyaz kısma sık iğnesiyle sabitliyorum 4 zincirim bakın şöyle arkadan köprü halinde gitmiş oluyoruz. Buraya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonraki aldım. 2 oldu. Aynı şekil 3. trabzanın başına dola gir. Önce bir kez, sonra 2, sonraki. 4.'ye başına doladım, girdim. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2. 5. tırabzanımı yaptım. 4 zincir çektim, döndürdüm. İlk baş trabzanıma 4 zincirimi kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Düz yüzünü döndüm. Buradaki elde ettiğim yuvaya girdim. Sık iğne ile kapadım 4 zincirimi. Tekrar 4 zincir girdim kapadım. Bu ikinci. Tekrar 4 zincir girdim kapadım. Üçüncü pimpirim. Tekrar 4 zincir girdim kapadım. Dördüncü. 4 zincir çektim ve 5. pimpirimi de kapadım. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu beyazlı zincirimin üzerine trabzanların olduğu hizaya başını almadan girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şu tomurcuğun arkasından dolaşarak şu araya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Aynı işlemi yapıp devam edip gidiyoruz Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıralı çok güzel. Hem kullanımı da rahat bir oya hem de çok hoş bir oya. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bize bu modeli gönderen arkadaşımıza teşekkür ederiz.